Hocam, bugünkü AK Parti kongresinde konuşan Başbakanım Sayın Erdoğan, milli birlik ve kardeşlik istiyoruz dedi. Konuşmasına da şöyle devam etti. Biz Ankara'dan Güneydoğu'yu seyredenler değiliz. Şu anda askerimizle, polisimizle orada büyük bir mücadele var. Biz milli birlik ve kardeşlik projesini ortaya koyduk. Dediler ki siz bununla, bunun içinde ihanet var, şu var, bu var. Biz sadece güvenlik güçleriyle bunun olamayacağını bildiğimiz için o olacak, diplomasi, sosyoekonomik adımlar da olacak dedi. Oraya ne yaparsan yap, ne tesis kurarsan kur, PKK orayı komünist yapmak istiyor. Yani adama fark etmez sen ne yaparsan yap. Yol yaparsan yola adam bomba yerleştiriyor. Fabrika koyuyorsun, fabrikayı yakıyor. Adama iş çıkar. Malzeme çıkmış oluyor. Diplomasi, ya PKK diplomasiden ne anlar? Devletler arası ilişkide diplomasi olur. Diplomasiyle ne alakası var? Kültürel, ilmi, bilimsel, felsefi çalışma yapılması gerekiyor. PKK'nın bir inancı var, bir ideolojisi var, bir ülküsü var, bir hedefi var. Bu bir inanca dayalıyor, bir inanç sistemi var. Bu inanç sistemini sıfır kabul edersen, adam da o zaman böyle palazlanır işte. Adamlar komünist diyoruz. Bak Marksist, Leninist. Darwinist ve materyalistler. Marksist, Leninist olduğunda adam öldürmek ibadettir. Onların inancına göre. Yani Lenin'in sünnetidir. Yapılması gereken bir eylemdir, ibadettir. Yapmıyorsa Marksist olamaz zaten, Leninist olamaz. Ya her şey, kardeşim, karşı psikolojik propaganda gerekmez mi? Mesela örgüt psikolojik propaganda yapıyor. Halkı toplayıp propaganda yapıyor. Devlet de karşı propaganda yapması gerekmez mi? Akademiler kurmuşlar da mesela Mahsun Korkmaz Akademisi, şu akademisi, bu akademisi. Her yerde akademiler oluşturmuşlar dağlarda. Devlet de karşı akademi kurması gerekmiyor mu? Tabii. Ya silaha silahla mukabele ediyor. Fikri de fikirle mücadele edecek. Tabii. Psikolojik propagandaya karşı psikolojik propaganda yapılması lazım. Adamlar tebliğ yapıyorsa karşı tebliğ yapması lazım devletin. Değil mi? Tabii. Yani geniş çaplı yoğun bir halk propagandası uyguluyor PKK. Başbakanımız dürüstlüğüne, efendiliğine, dindarlığına, samimiyetine hiçbir diyeceğimiz yok. Çalışkanlığına diyeceğimiz yok. Mükemmel. Ama bu konuda vahim bir durum var. Ben burada neden çekiniyorlar ben anlamıyorum. Ya devlet bir birim kuracak diyecek ki karşı psikolojik propaganda yapacak bir birim. Bunu yapın diyecek. Yani bir genel müdürlük olabilir. Yani PKK'ya karşı değil mi? Devlet aleyhtarı faaliyete karşı psikolojik propaganda merkezi. Ya filmler hazırlasın devlet, DVD'ler hazırlasın, kitaplar hazırlasın, broşürler hazırlasın. Profesörleri konuşsun, açık oturumlar yaptırsın, konferanslar düzenlesin. Adamlar komünist, Marksist, Leninist. Bunun yanlış olduğu anlatılırsa adamlar biter. Bu kadar basit. Adamın inancını yok ettirmeli biter. Yani mesela Türkiye'de de Kurtuluş Savaşı döneminde İngilizler ne dediler? İngiliz parlamentosunda. Türklerin ne dediler? Gücünü oluşturan bu dediler. Kur'an'ı böyle gösterdiler. Evet. Biz bunu ortadan kaldırırsak dediler Kur'an'ı, konu biter dediler. Ve Darwinizm, materyalizm yoğun olarak Anadolu'da enjekte edilmeye başlandı. Ve din aleyhtarı yoğun propaganda başladı. Ve onun sonucunda da Osmanlı'yı mahvettiler. İnancı gitti mi bir milletin, gücü de gidiyor. Terör örgütünün de inancı gitti mi gücü gider. İnancını yok edeceksin, bu kadar kolay. Ya adam sabitlenmiş ve ya düşün adam öldürmeye ve ölmeye hazır bir adam. Eğitilmeden bir insan bu hale gelir mi ya? Güneydoğu'dan herhangi birini aldın götürdün daha çıkarttın. Hiçbir şey olmaz o adamdan. Öyle bir şey yapmaz. Eğittiğin an onu canavara çevirirsin. Eğitirsen de insana çevirirsin. Adamlar canavara çeviriyor. Biz de eğitip insana çevireceğiz. Konu bu. İnşallah. Yani oraya para gittiğinde, yiyecek gittiğinde onu PKK bir şekilde gasp eder alır.
kendi imkanları için kullanır. Evet. Yani mesela farz edelim, sen oraya bir yiyecek fabrikası kurdun. E tabii ki halka dağıtır. Ama PKK gidip oradan o iş adamından haraç alıyor. Evet. Yani mesela orada orta dereceli bir iş adamından aylık haraç 15 milyar Güneydoğu'dan. Gayet makul görüyor adamlar, birçok kişi çok makul görüyor haracı. Adam geliyor PKK adına, merhabalar diyor, biz geldik diyor. Buyurun diyor, hemen parayı tak tak veriyor, çıkıp gidiyor. Duruma göre adam artırıyor da, yahut yiyecek olarak da alıyorlar. Giyecek olarak alıyor. Mesela bizim ayakkabı ihtiyacımız var diyor, bütün mağazada ne varsa alıp götürüyor. Fabrika sahibinden gidip alıyor, gasp ediyor. Dolayısıyla o her ülkede yine PKK orada yolunu bulur. Tabii. İmkanını bulur. Ekonomik değil konu. Yani adamların çorba içmesi, yemek yemesi, evlenmemesi ilgili konu değil. Adam komünist devlet kurmak istiyor ve başına cumhurbaşkanı olarak geçmek istiyor. Bu kadar kolay. Adamın anlatmak istediği şey kendi kafasına göre. Adam ben karmaşık bir şey anlatmıyorum diyor. Devletin güçlenmesi safhasında da bize para verin diyor devlete. Yani Türkiye bütçesinin büyük bölümünü Güneydoğu'ya versin diyor. Biz kendi bayraklarımızı atacağız oraya diyor. Ben de cumhurbaşkanı olacağım orada diyor. Kendi ordumuzu kuracağız, ağır silahlarla donanacağız diyor. Yani seni doğramak için diyor, kılıcı alacağım, bileceğim ben diyor. Sen boynunu şu kütüğün üstüne koy diyor. Beni bekle diyor. Buna çıkar sonunda, bu anlama gelir. Çok yanlış. Karşı bilimsel, psikolojik propaganda. Israrla bunu söylüyoruz. Daha yeni yeni bunu gazeteciler ağzına almaya başladılar. Evet. Evet.